Merhaba WebTekno takipçileri, ben Lütfi Karaca. Bu videomuzda sizlerle beraber cep telefonu projeksiyonu Aiptek A50P'yi inceliyoruz. Bu bir taşınabilir projeksiyon cihazı arkadaşlar. Projeksiyon dediğimiz zaman aklımıza büyük modeller gelir, ancak bu onların aksine cep telefonu boyutlarında çok ufak bir projeksiyon aleti. Kutu açılışına geçelim yavaş yavaş. Ufacık bir kutusu var. Zaten taşınabilirliği de buradan geliyor. Cep telefonu boyutlarında bir projeksiyon cihazıyla karşılaşacağız. Açtığımız zaman karşımıza projeksiyon cihazının kendisi geliyor. Projeksiyon cihazına zaten birazdan bol bol değineceğiz. Kenara kaldıralım. Kutusunu da alayım kenarıya. Şöyle kutunun içindekileri dökeyim ve anlatmaya geçeyim. Paket içeriğinde 2 tane MHL kablo var. Bir tanesi üzerinde takılıydı, ben ayırdım. Bu MHL kablolarından biri 5 pinli, diğeri 11 pinli. Telefondan telefona fark edebiliyor. O yüzden içinde 2 tane kablo var. Bir tane micro HDMI dönüştürücü geliyor. Kapaklarını da koymuşlar. Micro HDMI'yi normal standart HDMI'ye çeviriyor. Kullanım kılavuzları var. Hızlı başlangıç kılavuzu var. Türkçe de var içinde. Ayrıca garanti belgesi var. Şöyle kaldıralım kenarıya bunu da. Bir tane micro USB kablo var. Bu cihazı şarj etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Zaten buradan da cihazın pilli olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca bir de güzel taşıma kılıfı göndermişler. Çizilmesin, oraya buraya çarptığında az da olsa korusun diye güzel bir taşıma kılıfı var. Paket içeriği böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazın üzerine ne giriş çıkışlar var, üzerindeki şeyler ne işe yarıyor. Biraz cihazdan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi bir tane mercek var burada. Tabii ki de görüntüyü yansıtmaya yarayan. Şurada bir power tuşu var merceğin hemen yanında. Cihazı açıp kapatıyorsunuz buradan. Üst tarafında cihazdaki tek jelatin var ve bunu açması çok keyifli. Şöyle yavaş yavaş açayım. Anlayamazsınız. Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Yeni bir ürün aldığımda en sevdiğim yer bu jelatini kaldırmak oluyor. Buradaki jelatini kaldırdığımız yer kaydırmaz özelliği var arkadaşlar. Yani buraya cep telefonunuzu koyduğunuz zaman şöyle hafif eğik bile dursa cep telefonunuz buradan kayıp düşmüyor. Daha sonra alt tarafında bir stand var. Bu standı açtığınız zaman şu şekilde yükseklik kazandırabiliyorsunuz projeksiyon cihazına. Alt tarafında delikler görüyoruz. Bu delikler hoparlör arkadaşlar. Günü kurtarır. Çok iyi değil. Tabii çok da kötü de değil. Hemen yan tarafta netliği ayarlamak için bir tekerlek bulunuyor. Bu tekerleğin hemen altında telefonlarımızı bağlayabilmek için bir micro USB girişi var arkadaşlar. Buradan şarj edemiyoruz ürünü. Sağ taraftaki aşağı ve yukarı doğru tek düğmede birleştirilmiş bir düğme var arkadaşlar. Bu hem sesi ayarlayabiliyor hem de çeşitli ayarları projeksiyonun içindeki buradan yapabiliyoruz. Yansıtma ayarları diyelim buna kısaca. Bu düğmenin hemen yanında micro USB girişi var. Buradan cihazı şarj edebiliyoruz ve onun yanında da micro HDMI çıkışı var. Buradan da işte konsollarımızı, bilgisayarımızı ya da HDMI gerektiren hangi cihazımız varsa onları bağlayabiliyoruz. Alt tarafında bir tane düğme var arkadaşlar. Bir kere bastığınız zaman şarj seviyesini söylüyor. Ne kadar şarjı kaldı onu belirtiyor üzerindeki 3 LED ile beraber. Basılı tuttuğunuz zaman da menüde çıkan ses seviyesini şu sağdaki ses düğmelerinden ayarlayabiliyorsunuz. Cihazın 1850 mAh'lik bir pili var arkadaşlar. Bu da Eco modda yaklaşık 100 dakikalık bir yansıtma sunuyor. 1850 mAh'lik pil. Ayrıca cep telefonunuzun şarjını da ortalama %70'e kadar doldurabiliyor. Sunum için çok ideal bir projeksiyon olduğunu söyleyemem. 640'a 480 bir çözünürlüğü var ve yazılarda kırılmalar olabiliyor. O yüzden sunum yapacağınız zaman tabii ki de yazıların okunması önemli. Bu sebepten dolayı sunum için ideal olmadığını söyleyebiliriz. Ancak 640'a 480 dedik. Bu demek değil ki siz buna Full HD bir cihaz bağlayamayın. Tabii ki de PlayStation'ınızı, Xbox'ınızı yani oyun konsolunuzu rahatlıkla bağlayıp görebiliyorsunuz. Görüntüyü aktarabiliyorsunuz duvarınıza. Ürün LED aydınlatma sistemini kullanıyor. Lambası ortalama 20.000 saat kadar gidiyor arkadaşlar. Zaten 20.000 saati günde 8 saat çalıştırsanız ortalama 7 yıla tekabül ediyor. Bu da çok uzun bir süre. 7 yıl sonra 640'a 480 bir çözünürlüğü zaten hiçbir şekilde konuşmuyor olacağız. 1000'e 1 bir kontrast oranı var. Yaklaşık 165 gramda bir ağırlığı var ürünün. Dediğim gibi neredeyse bir cep telefonu kadar ağır. Hatta 165 gramlık cep telefonları şu an günümüzde oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Toplamda 60 inç bir ekran boyutuna ulaşabiliyorsunuz bu cihazda. 50 lümen bir parlaklığı var. Tabii ki de bu 50 lümen demek ki biz bunu karanlıkta kullanabileceğiz. Gündüz ışığında cihazdan herhangi bir şey beklemek saçma olur. Günümüzdeki projeksiyon cihazları için 50 lümen çok az bir oran diyebiliriz. Bu boyutlardaki bir cihazda bu oranı tabii ki de göz ardı edebiliyoruz. Dediğim gibi ürünün gündüz performansından çok fazla bir şey beklemeyin. Bunu kullanacaksanız ortamı karartmanız lazım arkadaşlar. Ama karanlık ortamlarda gayet güzel iş görüyor. Zaten arkada dönen görüntülerden de Bunu çok net anlayabiliyoruz. Ürünün eksi yönlerine geçelim arkadaşlar. Ürünün bir tripod girişi yok. Bence bu kötü bir özelliği. Ben şahsen böyle bir cihazda bir tripod girişi şu alta koyuverin. Hani çok zor bir şey değil. Öyle bir giriş isterdim. Onun dışında diğer bir eksi yönü micro SD kart girişi yok arkadaşlar. Bu ürünün en güzel tarafı taşınabilir olması, kendi pili olması. Ben diyelim tatile gittim. SD kartıma da dayadım, filmleri izleyeceğim diyelim. Yanımda benim ekstra bir şeyler taşımam lazım. Bir micro SD kart girişi olsaydı o micro SD kartı istediğim filmleri atıp tatilde rahat rahat izleyebilirdim. Bu da bence eksi yanlarından birisi. Aiptek'in projeksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi karanlık bir ortamda kullanmanız lazım. Aydınlıkta, gün ışığında hiçbir performans beklemeyin. Zaten 50 lümen ışıktan böyle bir şey beklemek çok saçma olur. Ayrıca Apple cihazlarda kullanabiliyorsunuz. iPhone'unuzda, iPad'inizde. Apple firmasının ürettiği bir kablo var. Onu satın aldığınız zaman, tabii bunun çakmaları da var, yan sanayileri. Onu alırsanız ürüne bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ürünün fiyatını söylemeyi unuttum bu arada arkadaşlar. Yaklaşık 450-500 liralık bir fiyatı var. A50P ile ilgili sorularınız varsa, kafanıza takılan şeyler varsa videonun altına yorum atın arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.